Değerli izleyenler, bültenimize muhabirimiz Büşra Kırmızıoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. Üst üste gelen zamlar öğrencileri kötü etkiledi. Şanlıurfa'daki veliler de öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül tarihi itibariyle başladı. Şanlıurfa'da da yaklaşık 760 bin öğrenci ders başı yaptı. Bilmiyorum. Hatta karşılama için 2-3 tane çocuğumu okuldan çıkarttım. Öğrenciler yaklaşık 3 aylık tatilin ardından okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken veliler ise artan maliyetleri hesaplıyor. Başlamadığım için. Zaten şey yapmıyorum ama sadece çocuklarıma evden yaptığım şeyleri koyuyorum. Hani böyle şeyler. Kentte yaşayan vatandaşlar da artan maliyetler karşısında velilere bir nebze de olsa destek olmak için öğrencileri bir öğün ücretsiz yemek verilmesi açısından yetkililere çağrıda bulundu. Çocuklarımız sağlıksız kalıyor. Hani bunlar keşke bir çözümü olsa yani. Geçmeli. Hatta geç bile kalmışlar yani. Zaten bir sürü öğrenci telef oldu. Kimisi bıraktı, kimisi şimdi diyorum ya. Benimkiler hani okula gidecek yaşta fabrikalarda çalışıyorlar. Hani çalıştığı için de zaten diyorum şimdi kızım geldi. Bayılmış. Zaten şimdi orada oturuyor. Peki bu kızım nasıl geçinecek? Üniversite öğrencisi olarak bunu yapmak cidden çok zor. Yurt ihtiyaçlarımızı karşılıyor ama ara öğünler oluyor, öğlen yemeği oluyor ve bunları karşılamak cidden çok zor. Aslında bu uygulama çok iyi olacak bizim için en azından. Hiç değilse bir öğlen yemeği bize çok avantaj sağlayacak. Hem bizim maddi durumumuz da ortada, ailelerimize bağlıyız. Valla ben okul baktım. Mama ben okula giderken, yani okurken çok zor şekilde karşılıyordum. Mesela hafta sonları çalışıyordum. Bu şekilde ancak zor çıkarıyordum. Ondan sonra şimdi hayata geçecek olan tek öğün müydü? Tek öğün değil mi? Tek öğün de bence az. İki öğün olmalı.